Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor. Başlıyor. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı programımıza. Hoş geldiniz. Hemen hatırlatmamızı yapalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz de mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde hattımızda konuğumuz Bünyamin Gezer olacak. Bünyamin Hoca ile birlikte haftanın hakem performanslarını konuşacağız. Bilindiği üzere Türkiye Futbol Federasyonu'nda sezon öncesinde bir başkan değişimi oldu ve başkan değişimiyle birlikte Merkez Hakem Kurulu komitesi de değişti. Yeni başkan Sabri Çelik oldu. Süper Lig'de ikinci hafta tamamlandı. Birinci Lig'de ilk hafta tamamlandı. İkinci Lig ve üçüncü Lig'de de heyecan Eylül ayında başlayacak. Bünyamin Hoca müsaitse hakem performanslarını konuşacağız. Bu sezon birinci Lig'de ilk kez video hakem uygulaması yapılıyor. Bu sistem hayata geçti. Daha önce zaten bu sistemin olması gerektiğini birçok kez vurgulamıştık Radyo Spor'da. VAR uygulaması artık birincilikte de var. Bunu söyleyelim. Birincilikte de uygulanıyor. Birazdan uygun olursa hocamız bizlerle birlikte olacak. Saat 12.30'daysa bir aksilik olmazsa Turgay Altay. Kendisi sezon öncesi Göztepe ile anlaştı. İlk hafta deplasmanda Sakaryaspor'a konuk oldular. Sakaryaspor'u 1-0'lık skorla mağlup ettiler. Az önce VAR'dan bahsetmiştim. Sakaryaspor'un attığı gol VAR'dan dolayı VAR direkt devreye girdi ve iptal oldu. Bunu da belirtelim sevgili dinleyenler. Birazdan uygunsa Bünyamin Hoca bizlerle birlikte olacak. Ben bu süreçte sizlerden gelen soruları da cevaplayacağım. Sorularınızı iletebilirsiniz sevgili dinleyenler. Hemen Galatasaray Belotti konusu var. Bu konuyla ilgili birçok mesaj geldi. Galatasaray Belotti ile yine temas sağladı. Oyuncu bilindiği üzere Roma'ya yakındı. Fakat Roma finansal fair play'den dolayı bu transferi yapamıyor şu an için. Galatasaray Belotti ile temas sağladı. Öncesine göre Belotti daha olumlu. Fakat ben bunu zor transfer olarak görüyorum. İbre zamanla Galatasaray'a dönebilir bu transferde sevgili dinleyenler. Bunu söyleyebilirim. Mesajlarınızı iletebilirsiniz. Hattımızda konuğumuz Bünyamin Gezer. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Salimciğim iyi yayınlar diliyorum. İyi günler diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Nasılsınız? Nasıl gidiyor çalışmalar? İyi. Teşekkürler Salimciğim. Sağ ol. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz hocam. Çok çok sağ olun. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sağ olun. Hocam Süper Lig'de ikinci hafta, birinci Lig'de ilk hafta tamamlandı. Evet. Birincilikte VAR uygulaması zaten daha önce kararlaştırılmıştı, artık uygulanıyor. Evet. İsterseniz Süper Lig'le başlayalım hocam. Özellikle de Yasin Kol'un performansı çok konuşuldu, çok tartışıldı. Beşiktaş cephesinden açıklama geldi. Sayın Başkan Ahmet Nurçevi artık Yasin Kol'u maçlarımızda görmek istemiyoruz dedi. Merkez Hakem Kurulu ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi de değişmişti sezon öncesinde. Bu maç üzerinde genel yorumunuz nedir hocam? Değerlendirmeniz nedir? Ya şu var, evet, maçın sonucuna tesir edecek hatalarda Yasin Kol bulundu mu? Bulundu. Performansı iyi miydi? Hayır, değildi. Kötü bir müsabaka yönetti. Ama ilk haftadan Yasin Kol'u istemiyoruz demek ne kadar doğru. Çünkü kısıtlı bir hakem kadrosu var şu anda. Futbol Federasyonu'nun elinde, Merkez Hakem Kurulu'nun elinde. Ve bu kısıtlı hakem kadrosuyla ligi götürmek istiyorlar. Bunun içerisinde sakatlar var. Halil Umut Meler gibi ağır sakatlık geçiren hakemler var. Ligin ilk 5-6 haftasında olmayacak 4-5 tane hakem var. Bunlar kolay değil. Bu sene hepimizin ortak düşüncesi herhalde, değil mi? Zor bir sene olacak çünkü takımların hedef seneleri. Artık şampiyonluk bekleyen Fenerbahçe gibi, Beşiktaş taraftarı, Galatasaray taraftarı hep şampiyonluk bekliyor. Trabzonspor iyi kadrosuyla bu yola devam etmek istiyor. Bakıyorum Anadolu takımlarında Adana Demirspor çok iyi bir
ivme yakaladı gidiyor. Alanya Spor iyi bir takım. Efendim ligimizde sayamadığım daha çok iyi futbol oynayan takımlar var. İşte Ümraniye Spor bir hafta evvel çıktı Kadıköy'de takır takır top oynadı. Yani bu sezon zor geçecek. Hakemler değişmedi. Merkez Hakem Kurulları değişse de, Futbol Federasyonu değişse de hakem aynı hakem. Hakemleri değiştirecek olan yıllar içerisinde de yapılacak çalışmalardır. Ben öyle görüyorum. Bir anda düzeltemezseniz istediğiniz kadar açıklama yapın. Peki hocam, yani bu açıklamalardan sonra yeni Merkez Hakem Kurulu'nun tavrı ne olur? TFF yönetiminin tavrı ne olur? Ya şunlara yeni Merkez Hakem Kurulu demeyelim. Çünkü Sabri Çelik'te, Murat Ilgaz'da özellikle yıllardır çok çeşitli kurullarda görev yaptılar. Başkanlık, başkan vekilliği gibi önemli görevlerde yaptılar. Yani Merkez Hakem Kurulu bugün 9 kişidir ama bu 9 kişinin içerisinde en fazla 3-4 kişi etkilidir. Diğerleri fazla etkili olmazlar. Yani kurul üyesi olarak gözükürler. Ama ciddi alınacak kararlarda fazla bir hükümleri olmaz. Onun için geçmişte ne yaptılarsa bugün de aynısını yapacaklardır diye düşünüyorum. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Bünyamin Gezer. Sohbetimiz devam ediyor. Hocam, Yasin Kol üzerinde konuştunuz. Peki öne çıkan hakemler kimlerdi? Çünkü artık şöyle bir durum var. Tecrübeli iki hakem hakemliğini noktaladı, kariyerini noktaladı. Fırat Aydınus ve Cüneyt Çakır. Evet. Bunların yanına da şu anda Halil Umut Meler'e eklersek ligde olmayan 3 tane deneyim ve tecrübe olarak hem top seviyede olan hakemlerimiz şu anda maç yönetmiyor değil mi? Evet. Şu da var, onlar yönetirken de Türkiye'de hakemlik konuşuluyordu her zaman. Konuşulmaya da devam edecek. Bunun sebeplerinden birisi her zaman söylediğim gibi Türkiye'de VAR teknolojisi iyi kullanılmıyor. Yani şöyle bir soru soralım. Salim, misal Beşiktaş'ın kazandığı penaltıda Gezdal'ın yapılan müdahale değil mi? Evet. Baktığın zaman hakem penaltı verdi. Art niyetli değil hakem. Bir kere Beşiktaş taraftarı bunu anlasın. Doğru mu? 2-0 kere 3. penaltıyı verdi. Art niyetli değil. Kötü maç yönetti. Skora tesir eden hataları yaptı. Bu ayrı. Ama art niyeti olmayan bir hakem penaltıyı verdi. Peki bariz gol şansını süzebilseydi. Hakem süzemedi. VAR teknolojisiyle hakeme gösterseler inanın bana Alanya Spor 10 kişi kalacak. Evet. Peki bugün Yasin Kol'u mu konuşacaktık o zaman? Çünkü 3-0 rakip 10 kişi kalmış. Yani dünkü Fenerbahçe'nin 1-0 galibiyle veya bir gün önceki Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısında 1-0 galipsin. Rakipte 10 kişi kaldıktan sonra ne kadar farka gittiğini hepimiz gördük değil mi? Evet. Çünkü Türkiye'de 10 kişi kaldığı zaman takımlar başka futbol oynuyor. İşte Beşiktaş'ta da gördük. İşte bugün Balerin İsmail'i eleştiriliyorsa 10 kişi kaldıktan sonra yapmış olduğu değişiklikler ve oynattığı futbol yüzünden eleştiriliyor. Doğru mu? Doğru hocam. Yani demek ki 10 kişi kalmak bir takımı çok etkiliyor Türkiye'de. Ha, zaman zaman istisnalar var mı? Var. Bazen 10 kişilik takımlar da rakiplerini yenebiliyorlar. Ama işte bunu nasıl görüyoruz? İşte 10 maçta, 20 maçta bir tane görüyoruz. Yani %100'e vurduğumuz zaman %10'u geçmez. Bu tip oynanan %90'ı değişiyor. İşte buradaki verilecek kritik kararlarda VAR teknolojisi gibi bir nimetin Türkiye'de yıllardır iyi kullanılmadığını ben hep söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Şu sezonun ilk iki haftasında da gördüğüm kadarıyla VAR teknolojisi kullanılırken yine biz bu sene VAR'ı çok tartışacağız gibi geliyor bana. Hocam, Mahsun Başlığı kardeşimiz mesaj atmış. Bence güzel bir soru. İletmek istiyorum. İyi yayınlar, kolay gelsin. Bünyamin hocama sorar mısın? Orta hakemin bir hatası varsa ya da görmediği pozisyonları kaçırmışsa, oyuncular çok itiraz ediyorsa VAR hakemine danışıp monitöre gitmesi lazım. Gitse ne kaybeder demiş. Yani böyle durumlarda yaşanabiliyor hocam.
Yani bunu voleybolda uygulanıyor değil mi Salim? Arkadaşımızın sorduğu soru güzel bir soru. Evet. Voleybolda uygulanıyor ama buna da hak veriyor. Eğer siz bir itirazda bulundunuz. Eğer o itirazınız geçersizse sayı olarak başka itiraz etmekte. Şimdi tam kurallarını bilmiyorum ama daha eksik sayıda müracaat edebiliyorsunuz. Oyuncu ve antrenörler itiraz ettiği zaman voleybolda hemen bardan bakılabiliyor. Doğru mu? Doğru. Bunu futbola bizim nasretmemiz hemen hemen mümkün değil. Çünkü futbol sürekli oynanan bir oyun. Yani biz neyden en fazla şikayetçiyiz? Oyunun sürekli durmasından. Voleybol öyle değil misal. Ama futbolda oyun durmasın istiyoruz. Durmasın istediğimiz bir yerde 5 kere bir takım itiraz etti, hakem VAR'a gitti. 5 kere bir takım itiraz etti, hakem VAR'a gitti. Nasıl çıkacağız? Biz bu futbolu mu izleyeceğiz yoksa VAR'a gidip gelmesini mi izleyeceğiz hakemler? Peki, yani bu nokta ne gibi minimum müdahale, maksimum fayda esasında. Evet. Ama şu var, açık, bariz, net, kanıtlanabilir. Spesifik hatalarda VAR'ın devreye girmesi lazım. Örneğin Galatasaray-Antalya maçı. Antalya-Galatasaray maçında Muslera'nın pozisyonu değil mi? Evet. Şimdi hepimiz gördük ki Hacı Rait Antalya Spor'un forvet oyuncusu daha top veya daha Muslera'nın eliyle kontak oluşmadan ayakları düşmeye başlamış. Düşmüş. Bunu da çok güzel bir kamera açısı tespit etmiş. Hakem yanılabilir. Ama VAR ne için var? Bu yarın bir gün Fenerbahçe Galatasaray maçında veya Galatasaray Beşiktaş veya Beşiktaş Trabzonspor maçlarında olsa ligin ilerleyen haftalarında girilmeyecek mi? Girilmediği zaman Türkiye ne hale geliyor görüyorsunuz. Yani ikinci haftadan Yasin Kol'u istemiyoruz hakemleri bıraktın diye taraftarları anlayabiliyorum. Aynı zamanda yazarlık yapan veya medya mensubu olan arkadaşlarımızın bile buna katılmasına üzülüyorum. Yani ikinci haftadan bir hakemin hakemliğin düdüğü astın demek çok doğru bir şey değil. Bunu da net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Ama çözüm noktasında çözümü ben her zaman söylüyorum. Yani çözümü üretecek kişiler sadece basma kalıp sözlüklerle, cümlelerle eğitim yaparlarsa bu eğitimden tad alamazlar. Yani 3-4 gün seminer oldu değil mi Süper Lig semineri? Evet. Bunun bir bakıyorsun işte ilk gün giriş, ikinci gün koşu, üçüncü gün işte merkez hakem kurulu, hakem görüşmesi. Dördüncü gün bir gün seminer. Ya kardeşim bir sene de oynanan yüzlerce maç, yüzlerce pozisyon hakemlerin hafızasında kararsız kaldıkları, birbirleriyle tartıştıkları onlarca pozisyon var Salim. Hakem diyor ki, misal ben biliyorum şimdi daha yeni Alanya Spor, Karagümrük Alanya Spor müsabakasında Efe Can'ın, bizi dinleyenler hatırlayabilir, özetler de var. İzlemedilerse de oradan izleyebilirler. Efe Can'ın bir itilme pozisyonu var. Ben de gördüm, net penaltı. Şimdi hakemler bunu tartışıyor. Ya VAR devreye girmedi, ya girmeli miydi, girmemeli miydi? Bakın, hakem şu anda bu konuda kafası karışık olmayacak Talip. Evet. Diyecek ki evet bu pozisyonda girmeliydi. Oradaki video yardımcı hakem hata yaptı. Veya hata yapmadı. Bu pozisyonda girilmeyecekti. Biz hep neyi istiyoruz? Standart istiyoruz değil mi? A takımına giriyorsa B takımına da girsin. B takımına girmiyorsa A takımına da VAR müdahale etmesin. VAR devreye girmesin istiyoruz değil mi? Evet. Öncelikle bir standart oluşması lazım. Ama bu standartın oluşmadığını veya oluşmasında güçlük çekeceğini veya oluşurken ilerleyen haftalarda çok büyük problemler yaşayacağımızı şimdiden görebiliyorum ben. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Bünyamin Gezer, sohbetimiz devam ediyor. Hocam, son eklemek istedikleriniz var mı? Şu anda da bir misafirliktesiniz, zaman ayırdınız, evet, yayınımızda bağlandınız. Evet. Eklemek istedikleriniz varsa hocam toparlayabilirsiniz. Sizi de çok eklemek istediğim ligin daha ikinci haftasında başlayan hakem konuşmalarından biraz rahatsızım. Yani çünkü çok erken başladık. Ha, bu sene özel bir sene, takımlar çok büyük yatırımlar yaptılar. Elbette ki şampiyonluğa oynamak istiyorlar ve şampiyon olmak istiyorlar. Ama
şunu da bir görmeleri lazım. Çok fazla hakem konuşan takımlar hiçbir zaman başarılı olamadılar. Önce evet. takımınız iyi olacak. Hocam peki bu sene yani Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus bıraktı. Ön plana çıkan hakemler kimler olur? Siz bu arkadaşlarla birlikte de çalışıyor. Şu anda ligin başı ön plana çıkan hakemler ilerleyen haftalarda belli olur. O zaman konuşuruz. Ligin başında henüz tazeyken isim söylemek pek doğru olmaz. Tamam hocam, ilerleyen haftalarda bunu detaylandırırız. Çok çok teşekkürler hocam. Ankara'ya selamlar. Sağ ol. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Bünyamin Gezer'di. Şimdi çok kısa bir aranın ardından biz buradayız. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde konuğumuz Bünyamin Gezer'di. Şu anda hattımızda konuğumuz Cevdet Ünvar. Cevdet Ünvar'la birlikte hem Süper Lig hem de 1. Lig'i konuşacağız. Cevdet abi, hoş geldin. Merhaba, nasılsın? Merhaba Salim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim Cevdet abi. Ne yapıyorsun abi? Mersin'desin. Hava vallahi iyi. Hava şu iki güne kadar çok iyiydi Salim. Ama yazın Adana ve Mersin'e gelişi sanki Ağustos'un ortalarını bekler gibi. Yani Eylül ayına kadar sanıyorum sıcak bir iklim bizleri bekliyor. Tabii buradaki insanların çok bu havadan rahatsız olduklarını düşünmüyorum ama buraya Karadeniz'den gelenler, Ankara, İstanbul tarafından gelenler aşırı nem ve sıcaktan dolayı bir aylı muzdarip, bunları gözlemledim. Ama her şeye rağmen sıcak insanlarıyla güzel bir yerdeyiz. Mersin'deyiz. Mersin'den de tüm dinleyicilerimize güzel bir çarşamba günü diliyorum. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Cevdet Ünvar. Cevdet Ünvar'la birlikte sohbetimiz devam ediyor. Cevdet abi, bu arada güzel bir selam var. Volkan Yılmaz üçleme programındaydı. Evet, kardeşimize de yeni hayatında başarılar evet. diliyoruz. Üzüldüm. Gerçekten güzel bir program ikilisiydi. İkisi Nazım'la birlikte. Nazım'ı yarı yolda bıraktı. Ama mutlaka haklı gerekçesi vardır. Volkan kardeşime de yeni hayatında başarılar diliyorum. Evet, Volkan abi de selamlarını iletmiş, dinliyorum demiş. Biz de selamlarımızı iletelim Volkan Yılmaz'a. Cevdet abi, devam edelim. Hay hay. Hemen devam edelim Cevdet abi. Birçok soru var. Cevdet abiye sorum. Artem Zuba Demirspor'a gelirse başarılı olur mu? Balotelli evet, kalacak mı, gidecek mi diyor. Ben Balotelli'nin kalacağını düşünüyorum. Yani ben de o intibayı edindim. Ama yani yönetimden kaynaklanmıyor. Balotelli'nin gitmesi ya da kalması yönünde yönetimin bir olumsuz görüşü yok. Kalmasını istiyor. Aslında burayı da çok benimsediğini düşünüyorum. Süper Lig'de de geldiği sezonunda 20'ye yakın gol atması ve bunların birçoğunun da böyle jeneriklik goller olması aslında Balotelli'ye karşı tüm takımların içten içe hayranlık duyduğu bir durum. Ama İtalya'dan sanıyorum dönmek adına, İtalya milli takımda oynamak adına böyle bir refleks gösteriyor. Ama ben senin de söylediğin gibi Balotelli'nin kalma ihtimalinin, gitme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim abi. Zuba ismine gelince de tabii ki yani Adana Demirspor geçen yıldan bu yana transferde gerçekten böyle yıldızı böyle hafif gölgeye düşmüş diyelim. Kaybolmuş demeyelim. İsimleri getiriyor ve
tekrar vitrine çıkarıyor. Bu anlamda önemli hamleler yapıyorlar. Büyük takımlarda bu tür hamleler yapılsa sayfalar ve puntolar çok büyük gösterilir ama maalesef Anadolu takımları bu tür isimleri getirdiği zaman böyle bir burun bükme var. Yani içinde bulunduğum camiaya da böyle bir çuvaldızla batırmak gerekiyor. Ben transfer edilirse Adana Demirspor'da çok vitrine çıkan bir oyuncu olacağını, Adana Demirspor'u da bir anda kafasındaki ilk 5 sıra hedefinden daha yukarı bir hedefe doğru evrilecek bir mantaliteye sokacağını düşünüyorum. Nokta transfer diyebiliriz yani yapılırsa. Tabii ki bu tür transferlerin isminin çıkmasından ziyade imza atması önemli. Mutlaka bir ön istihbarat çalışması yapılmış oyuncuyla ilgili. Çünkü bu kadar oyuncu havuzunun içerisinde Yusufa'nın vitrine çıkarılması bu oyuncuyla ilgili ciddi anlamda çalışma yapıldığını da gösteriyor. Adana Demirspor için müthiş bir hamle olur bu. Tarafları da heyecanlandıran bir hamle olur. Yani ben Adana Demirspor'a çok şey katacağını, oyuncunun da tekrar dünyada konuşulan bir oyuncu haline geleceğini düşünüyorum sevgili Salim. Hemen sorulara devam edelim. Halil Demir yazmış. Selam, iyi yayınlar. Cevdet abime sorar mısın? Delali Beşiktaş'ta faydalı olur mu? Delali Beşiktaş'a fayda sağlar mı? Cevdet abim yorumlayabilir mi demiş. Yani şu anki ekonomik düzeyle alınabilecek en önemli isimlerden birisi. Bir ara Adana Demirspor'un da gündemine gelmişti. Sen de biliyorsun. Yani alınabilecek şu anda 16 milyon euro değeri gözüküyor ki transfer markette. Tabii ki bu rakamlar fazla bulanlar olabilir, az bulanlar olabilir ama Türkiye'ye geliş rakamlarının çok çok aşağıda bir ücret olacağını düşünüyorum. Yani 10 numara olarak gelirse Beşiktaş'a çok şey katacaktır. Yani Yusuf'a örneğinde verdiğim gibi Delali de yıldızını burada yeniden vitrine çıkmak adına parlatabilir diye düşünüyorum. Tabii ki Beşiktaş'a da yani o bizim Premier Lig'de izlediğimiz performansı gösterirse niye faydalı olmasın? Yani gerçekten zaten abi Beşiktaş o performansı gösterirse uçar abi. O performansın yarısını evet. Gösterse bu ligde faydalı olur. Yani 3'te 1'ini gösterse bile bizim ligimizde faydalı olur. Şundan dolayı bu çıkarımı yapıyorum. Hafta sonunda zaman zaman Premier Lig maçları izliyorum. Premier Lig maçlarını izlerken net bir şekilde şunu gözlemliyorum. Oyun kalitesi, oyunun hızı, futbolcu kalitesi, takım şuuru net bir şekilde bizim yani 20 yıl, 30 yıl önümüzdeler oynanan futbol. Sahalar, stadyumlar mesela. Koşu mesafeleri. Koşu mesafeleri her anlamda. Sistemin oturması. Sistemin oturması her anlamda yani. Transfer edilen oyuncuya mesela 2 yıl boşa yatırım yapabiliyor. Yani diyor ki bunun bir alışma dönemi var, adaptasyon dönemi var ve ihtiyaç dönemi var. Evet. İhtiyaç dönemi var. Yani bunlar hazır olmadan biz oyuncudan beklenen verimi istemiyoruz. Yani sisteme sadık kalıyor. Biz buradan büyük bir transfer olarak gönderiyoruz. Orada oynamadığı zaman ya işte Türk düşmanlığı var. Bizim oyuncumuza şöyle baktı, böyle baktı. Hayır. Bir sorunu var. Yani oyuncu gittiği zaman geldiği ülkede ilk yıl mutlaka o dili öğrenmesini istiyorlar. Yani İtalya'da olsun, İngiltere'de olsun, Almanya'da olsun ve bunlara hoca veriyorlar, ciddi yatırımlar yapıyorlar. Yani biz sadece altına araç verip ev tahsis ettiğimiz zaman olayın bittiğini zannediyoruz. Ama yani bu ülkede 10 sezonun üzerinde futbol oynayan Alex hiçbir röportajına Türkçe açıklama yapmadı. Ama bir Bundesliga'da, bir Premier Lig'de, bir La Liga'da
ilk yılın sonunda mutlaka diyorlar ki siz bizim ülkemizin dilini öğrenmek zorundasınız. Yani bunlar çok önemli şeyler ve ben tabii konu dağılmasın. Delalli'nin de Türkiye gelince adaptasyon sürecini hızlı tamamlarsa, ama biz de böyle bir etiyetli oyuncuyu aldığımız zaman geliyor, uçaktan iniyor, ertesi gün antrenman, bir bakıyorsunuz hafta sonu kadroda. Böyle bir ciddiyetsizlik olmaz. Mesela şöyle yani düşün onun... abi, yani İngiltere ile ilgili şunu söyleyebilirim. Güzel bir örnek vereceğim abi. İngiltere'de mesela takımlar, net bir şekilde söyleyelim, her takım transfer yapıyor, kadrolarına takviyeler yapıyor, ciddi bonservis miktarlarıyla oyuncu transfer ediyor. Mesela Arsenal, Vieira kadrolarına dahil oldu Porto'dan. Oyuncunun bonservisi kontrol ettiğimizde 35 milyon euro. Zinchenko dahil oldu City'den. Oyuncunun bonservisi 37 milyon euro. Artı bunun dışında Turner geldi, 6 milyon euro. Totalde hesapladığımızda 70-80 bandında bir bonservis ücreti ödemesi yapılmış. Arsenal şampiyon olacak mı? Hayır, olamayacak. Yani muhtemelen hayır, olamayacak. Ben olacağını düşünmüyorum ama yani sistem futbolu güzelleştirmek adına çalışıyor. Ve diyebilir insanlar, ya ciddi ücretler ödendi vesaire diyebilir ama burada önemli olan sistemin onlara sağladıkları fayda. Onların da sistem için uğraşması. Bence çok güzel şeyler oluyor. Yani, ligin kalitesini bilirsek, ligin kalitesini, yani bugün bizim ligimizde şampiyonlu oynayan takımları biz orta sıralarda Premier Lig'de oynamaya davet etsek koşarak giderler. Yani evet, belki hiç tartışılmayacak bir konudur ama biz dev aynasında görüyoruz. Yani bizim işte o senin Aston Villa, Arsenal ve orta sıra Premier Lig takımlarından değer veriyorsun. 3 oyuncuya 70-75 milyon euro transfer bütçesi arıyor. Neden? İhtiyaç duyduğu mevkileri sezon boyunca takip ediyor. Yani sadece 3 maçlık, 5 maçlık iki defa uçak kaldırıp onu gidip alıp gelmek değil. Yani en az 20 maçını çıplak gözle izliyor. En sonunda da teknik direktör ya da yardımcı hoca gidiyor, son hamleyi yapıyor ve oyuncuyla ilgili son kanaatini söyleyip alıyor ve yani biz daha Hull City'den yeni bir oyuncu 20-25 milyon euroya transfer yaptı yani. Bu Championship takımından bir oyuncu gidiyor. Biz şu anda geldiğimiz nokta, aslında bunu çok gizliyoruz. 7-8 milyon euro bandında santraforlar arıyoruz, 10 numaralar arıyoruz, kaleciler arıyoruz ama adamların Championship'indeki bütçe o kadar yani. Bir oyuncuya ayırdıkları bütçe 7-8 milyon euro. Yani bizim rakamlarımız çok komik duruma düştü aslında. Euro bazında baktığımız zaman yani gidip işte abarta gazetelere resimlerini büyüterek sunduğumuz oyuncular 7-8 milyon euro bandında. Biz Kim Min-jae'yi 20 milyon euroya sattık. Yani adamlar ihtiyaç duyduğu mevkiye direkt nokta transfer yapıyor. Bizimkiler ne yapıyor? 20 tane transfer yapıyor. Bunun 3 tanesi kadroya gidiyor. 17 tanesinde daha sonra kadrodan azaltma yoluna gidiyor. İşte Samatta'yı gönderebilmek için ne kadar uğraştı Fenerbahçe. Yerim alabildim yani. Yani Fenerbahçe'ye transfer yaptınız, 2 sezon Belçika Ligi'nde oynadı. Böyle bir şey olamaz yani. Böyle bir transfer mantığı olamaz. Bunlar transfer yanlışları. Onun için bizim bir an önce eksik olan mevkilere 4 ya da 5 nokta transferi yapıp aynı şekilde o mevkilerden de boşalacak oyuncular olması lazım. Yani siz aynı tandansa yine değişik oyuncu isimlerini gündeme getiriyorsunuz. Bu sadece kulüplerin bütçesini borç sarmalına sokmaktan başka bir şeye yaramaz. Bizim bir an önce, işte ben hep söylüyorum ya, Bundesliga modeli, Premier League modeli, yani dünya bunu keşfetmiş. Onlar bu kadar ekonomik olarak güçlüyken, tüm dünyada bu ülke bu takımların katma değeri varken gidip abartılı transferleri 20 tane yapmıyorlar yani. Evet. 3 tane, 4 tane yapıyorlar. Bundan da maksimum verim elde ediyorlar. Yani biz maalesef aldığımız oyuncuların hepsi kulübede sırasını bekliyor.
Cevdet abi çok kısa bir ara, ardından devam edelim sorularla. Hay hay. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Cevdet Ünü var. Cevdet abi tekrardan merhaba, hoş geldin. Cevdet abi tekrardan hoş geldin, merhaba, sesin geliyor mu? Tekrardan arayalım Cevdet Ünüvar'la bağlantı sağlayalım. Hatta bir sıkıntı oldu. Sorularınızı gönderebilirsiniz. Twitter'da Salim Manav ve Radyo Spor Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler, bu adresleri takip ederseniz de mutlu olurum sevgili dinleyenler. Birazdan hattımızda konuğumuz Cevdet Ünüvar olacak. Cevdet Ünüvar'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Sizlerden gelen soruları cevaplayacağız. Birçok soru var. Gelen tüm soruları Cevdet abiye ileteceğim. Twitter'dan ve Instagram'dan birçok soru gönderdiniz. Şu an hattımızda konuğumuz Cevdet Ünü var. Abi hoş geldin tekrardan, merhaba. Teşekkür ediyorum Salim. Cevdet abi birçok soru var. Hay hay. Caner Bey yazmış. İlk sorunu kaçırdım, kusura bakma Caner. Zaten ben iletmiştim sorunu Bünyamin Hoca'ya. İkinci soruyu iletmiş. Salim abi, Cevdet Hocam'a sorar mısın? Eyüp Spor hakkındaki düşüncelerin nelerdir? Hoca, evet, ve sizlere Spor selamlar. Teşekkür ederim. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz sorusu için. Son sorusu Eyüp Spor'dan başlayalım. Yani Eyüp Spor geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ligin favori takımlarından birisi. Evet. Tek golle kazanmayı bildi. İyi başladılar. Ama ben ilerleyen süreçte hem skorun hem de sıralamanın Eyüpspor lehine gelişeceğini düşünüyorum ve ilk ikiden çıkacak takım adaylarından bir tanesi Eyüpspor. Yani oldukça bu lig için lüks oyunculara sahipler. Yani geçen yıl lige yeni çıkmış olmalarına rağmen sanıyorum oyun ve oyuncu kurgusu anlamında sırf teknik direktör değişimi noktasında hatalar yaptılar. Ama bu yıl hem hoca istikrarı hem oyuncu istikrarını yakalarlarsa zaten oyuncu kadrosunu böyle kantara koyduğumuz zaman ligin en büyük favorilerinden birisi, yine söylüyorum, ilk iki sıradan Süper Lig'e çıkacak takımlardan birisi olmaya adaydır. Tabii ki bu kağıt üzerindeki bir aday. Saha içerisinde ilerleyen süreçte Denizli Spor'un daha böyle ligi force eden bir takım olduğunu göreceğiz. Devam edelim Cevdet abi sorularla. Özgür Güven yazmış. Merhaba Salim'im. Cevdet abiye sorar mısın sorum? João Pedro ve Arda Güler hakkında neler düşünüyor demiş. Evet, João Pedro'nun gelişi olaylı oldu. Yani tabii gelir gelmez de sakatlanması şanssızlık. Yani ben Fenerbahçe'nin zaten ilk iki maçta baktığımız zaman gol yollarında o forvet arayışı kadar bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Ama João Pedro geldiği zaman hücum gücünü daha da zenginleştirecektir. Arda Güler'le ilk günden bu yana düşüncem şu: oyun sürekliliği ve oyunda kalma süresi Arda Güler'in performansını gerçek manada yükseltecektir. Yani bu tür oyuncular oynadıkça gelişirler. Yani ilk girdiğinde nereye koşacağını bilemiyordu, nerede duracağını bilemiyordu. Yani son iki gol attığı maç için konuşuyorum, Kasımpaşa maçı için. Ama o ilk gol attıktan sonra daha böyle kendinden emin, daha böyle takım için vazgeçilmez bir oyuncu olacağı intibağı. Zaten biz Arda'yı bu ülkede bu sezon ya da gelecek sezon da izleyebiliriz. Yani inşallah bir sakatlık yaşamadığı takdirde ben hem Fenerbahçe'ye hem de oyuncuya kazandıran bir gidişinin olacağını düşünüyorum ve Arda Güler bir dünya vitrinine çıkarabileceğimiz yıldız adayımız. Yani daha önce birçok büyük kulübe gönderdiğimiz oyuncular oldu, işte Rüştüler, Ardalar, Nihatlar.
Ama ben Arda Güler'in bu oyuncuların hepsinin daha bir tık yukarısında bir çıkış yakalayabileceğini ve çok genç yaşta dünya yıldızına aday bir oyuncumuz olduğunu düşünüyorum. Evet. Ama bütün oyuncularımızda yaşadığımız bir sıkıntı var. Oyuncunun kişisel gelişimini profesyonel manada bir mentor vasıtasıyla yürütmesini tavsiye ediyorum. Yani tamam, ailesi çok örnek yetiştirmiş, çok iyi bir karaktere sahip. Ama onun oturuşunu, kalkışını, çıkacağı programları, konuşacağı demeçleri hepsini koordine edecek bir mentor olursa, ben Arda Güler'in bir Beckham ayarında yani ben Messi, Ronaldo demek istemiyorum. Böyle bir çıta koymak istemiyorum ama dünya vitrini yakalayacak bir oyuncu adayımız var. Bunun da iyi yönetilmesi lazım. Ben şu anda sadece Fenerbahçelilerin değil, bütün kulüplerin Arda'ya gıpta ettiğini ve dua ettiğini biliyorum. Ben de aynı temennilerdeyim. Yani inşallah, yani Fenerbahçe'de oynaması değil, yarın milli takımda ve ilerleyen süreçte Avrupa'da dikkat edeceği yol, Arda Güler'i Türk futboluna olan bakış açısını değiştirecek kalibrede olduğunu düşünüyorum. İnşallah temennilerimiz, dualarımız onunla. 24 dakikada bu kadar çok şey yaptı. İnşallah ilerleyen süreçte bunun oyun sürekliliği sağlandığı zaman Arda'dan her anlamda, yani sadece gol olarak değil, oyuna katkı olarak da çok şeyler vereceğini düşünüyorum. Yolu uzun, inşallah yolu kısalmaz. Cevdet abi, birçok soru var. Hızlı hızlı gidersek teşekkür ederim. Halil Demir yazmış. Abiler selamlar. Eyüp Spor Süper Lig'e çıkarsa yine böyle Galatasaray PAF takımı gibi mi olacak? Etik olmadığını belirtiyor bu durumun. Düşüncesini dile getirmiş. Teşekkür ediyorum. Yani bu konuda Eyüp Spor'un rotasını belirlemesi lazım. Sanki böyle bir pilot takım görüntüsü veriyorlar. Bundan sıyrılmaları lazım. Yani Galatasaray'ın pilot takımı mı yoksa kendilerine münhasır bir takım mı? Bunun çizgisini vermeleri lazım. Açıklamalar lazım kamuoyuna. Evet. Sanki böyle Galatasaray'a oyuncu getiren bir ara sokak gibi görünüyor. Ben bu konuda Eyüp Spor yönetiminin kamuoyuna sağlıklı bir açıklaması yapma mecburiyetinde olduğunu düşünüyorum şahsen. Hemen devam edelim. Gelen sorularla Cevdet abi, kontrol ediyorum. Derfin Yunustane yazmış. Sevgili Cevdet Hocam, Süper Lig başladı. Yeni TFF, Merkez Hakem Kurulu, ikinci hafta yöneticiler ayağa kalktı diyor bununla ilgili. Yani TFF ve Merkez Hakem Kurulu ile ilgili. Ben artık futboldan soğudum. İyi ki sizler varsınız. Kaos ortamından bıktım demiş. Bu sorunlar nasıl ortadan kalkar demiş. Bu sorunlar yani ortadan kalkmaz mı? Yani günah başkasına yıkmadığımız zaman kalkar sevgili Salim. Yani senin radyocu olarak, benim yorumcu olarak, yöneticinin yönetici olarak, hakemin hakem olarak, MHK'nin yöneten, hakemleri yöneten birim olarak herkes vazifesini dört dörtlük yaparsa, günah başkasına atmazsa, kendi hatalarını, eksiklerini başkalarının ipe asılmasıyla kurtarmaya çalışmazsa, yani ben burada hatalıyım, yönetici olarak yanlış transfer yaptım, işte oyuncu yanlış kırmızı kart gördü, biz bu maçı gerçekten kazanmaya hak etmedik dediği zaman, işte biz futbolu düzeltiriz, marka değerini yüceltiriz ve dünyanın izlenen liglerinden birisi oluruz. Yoksa işte 7-8 milyon euroluk oyuncuları başka takımlarda oynamazken buraya getirip bayram ederiz. Ondan sonra da oyuncunun yaptığı, gördüğü kırmızı kartlar 3-0'dan maçı 3-3'e getirdiği zaman istenmeyen hakem olmaz yani. Orada sizin antrenörünüzün, sizin oyuncunuzun, sizin kendi kalesine gol atan oyuncunuzun hiçbir günahı yok yani. Böyle başkalarına suçu ihale ederek yıllardır işte büyük kulüpler böyle bir yolu izliyorlar. Bu yol da yanlış bir yol yani sevgili Salim. Hemen devam edelim abi sorularla. Mesut Işık Türk yazmış. Merhaba Salim Bey. Cevdet Bey'e sorum. Hamza Akman'ı nasıl buluyor demiş. Evet, yani sabahleyin programda da konuşuldu. Yani bir Arda Güler'le Hamza kıyası yapmazsak kamuoyu adına doğru bir şey yapmış oluruz. Hamza da
bu yıl vitrine çıkan bir oyuncu. Hep Ayhan Akman'ın oğlu olarak lanse ediyor ama ben çok yakında Ayhan Hoca'nın da oğluyla gurur duyacağını düşünüyorum. Ama az önce Arda için söylediğim şeyler Hamza için de geçerli. Oyun ve süreklilik. Yani bunu sağladığımız zaman Hamza Galatasaray'ın en az 10 yılına damga vuracak bir oyuncu. Giderse de Galatasaray kulübüne para kazandırabilecek bir oyuncu. Bu tür genç oyuncuları yani oyunun içerisinde yapacakları küçük hatalarla hemen kenara almamak gerekiyor. Onları ağır eleştirmemek gerekiyor. Toleranslı olmak gerekiyor. Ben Hamza'nın da kumaşının çok iyi olduğunu ve Galatasaray'ın formasıyla birlikte hem kendisini hem kulübünü yüceltecek bir isim olduğunu düşünüyorum. Devam edelim peki Cevdet abi sorularla. Birçok soru var. Hemen kontrol ediyorum. Hemen kontrol ediyorum Cevdet abi. Mahsun yazmış yine. Biz az önce bahsetmiştik ya abi Arsenal'dan. Evet. Demiş ki mesela ben yılda 10-15 transfer yapan hiçbir İngiliz takım görmedim demiş. Evet. Yani var mı? Yani yok. Büyük kulüplerde de yok yani. Ben Bayern Münih'e baktım yani. En önemli gol ayağı Barcelona'ya gitti. İki tane transfer yapmış. Yani biz Bayern Münih'in ekonomisinden daha büyük bir ekonomiye sahip. Yani var mı bizim kulüplerimizin total bütçesi bir Bayern Münih etmiyor yani. Böyle bir takım en önemli her yıl 45 tane gol atan oyuncusunu takımdan kendi isteğiyle gitti tabii. O mevkide ihtiyaç duyuyor. Yani iki tane transfer yapıyor. Yani iki tane transfer yaparak sezonu kapatıyor. Hiç kimse de Almanya'da neden arkadaş sen dağlar taşlar kadar transfer yapmıyorsun, paramız mı yok falan demiyor yani. Ama yaptığı zaman da ben tabii Ali Atman'ı sen de tanıyorsun. Yani Alman kulüpleri kendi iç yapısında yani Bundesliga içerisinde 70-100 milyon euroluk transferler yapabiliyor. Ama dışarıdan gelecek bir oyuncuya 30 milyon euronun üzerinde para ödemiyor. Yani bütün Alman kulüpleri için uygulanan kendi iç yapılarındaki disiplinle uyguladıkları bir şey bu. Yani 30 milyon euronun üzerinde bir oyuncuyu kadrosuna dahil etmiyor yani. Biz bunlardan daha mı zenginiz, daha mı yani arkamızda güç var ki gidiyoruz 20 tane transfer yapıyoruz. Yani Bayern ben bildim bileli Münih takımının önündeki sponsor. Yani Opel var orada yıllardır sponsorluk yapıyor. Bu kadar devasa sponsorlara sahip bir takım iki tane transferle belki de Avrupa'da en büyük dört büyük kulübün içerisinde ismini zikredeceğimiz kulüp iki tane transfer yaparak sezonu kapatıyor. Yani maalesef bizim işte bir an önce bu mantıkla hareket eden bir yapıya büründürmemiz lazım. Yoksa kendi kabahatlerimizi hakemlere atarak faturayı hakemlere ödettiremeyiz. Düdüğü astırmak ya da hakemin bir daha kendi maçlarına verilmemesi demek bence aslında oradaki kendi yaptıkları hataları örtbas etmek gibi geliyor bana. Onun için ben çok transferin çok başarı anlamına gelmediğini de söylemek istiyorum. Son soruyla bitirelim Cevdet abi. Yasin Bey yazmış. İki sorusu var. İlk sorusunu sormayı unuttum değil, soramadım Bünyamin Hoca'ya. Çünkü Bünyamin Hoca bir misafirlik durumundaydı. Ondan dolayı da çok kısa tuttuk bağlantıyı. Sizlerden gelen soruları bu noktada cevaplayamadı. Size bir sorusu var Yasin'in. Yasin Bey de Trabzonsporlu. Salim kardeşim iyi yayınlar. Trabzonspor bilindiği üzere dün Kopenhag'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Rövanş maçı oynanacak gelecek hafta içerisinde. Trabzonspor'la ilgili Cevdet Hocam'ın umudu var mıdır? Rövanşta evet. Rakibini yenebilir mi diyor. Görüşleri nelerdir diyor. Bu arada evet. Önemli bir dipnot. Tekrardan hatırlatalım. Artık deplasman gol uygulaması yürürlükten kalktı. Geçtiğimiz sezondan itibaren bu bence kötü oldu Salim. Senin görüşün ne bilmiyorum ama mesela bu maçta şöyleydi. Eğer o uygulama olsaydı 2-1
1-0'lık evet, buradaki 1-0'lık galibiyet Trabzon'da. Evet, Trabzon. İki farklı skoru yakalamak zorundasın. 1-0'ı da şunu söyleyeyim. Her türlü maç bir uzayacak. Farklı Trabzonspor galibiyetinde maç izliyor. İki farklı galibiyetlerde Trabzonspor tur atlıyor. Gönül hiç avantajı kalmadı yani. Gönül isterdi ki Trabzonspor 2-1'den sonra 2-2'yi de bulsun. Fakat olmadı. Umudun var mı Cevdet abi, ne dersin? Tabii ki. Yani şimdi sezona ligde iyi başladı Trabzonspor. Bunun sevinciyle gitti. Ama orada ilk yarı kötü oynadı. İkinci yarı daha iyiydi. Daha diri bir Trabzonspor izledik ve 2-1'i yakaladı. 2-2 de olabilirdi maç. Ama yani Trabzonspor'u ben Vizca'nın sakatlığını çok etkilediğini düşünüyorum. Yani bu sakatlık Trabzonspor'u psikolojik olarak çok etkiledi. Oyunsal olarak çok etkiledi. Ama ben revanşında yani Akyaz'da dolu bir tribün önünde genç bir rakiple oynuyorlar. Onlar bir sistem ülkesi. Özellikle defansif ve kale hattının hep takdir edildiği bir ülke. Danimarka futbolu, İskandinav futbolu. Ben sabırlı olunması gerektiğini düşünüyorum ve Trabzonspor'un bu zor eşiği geçeceğini ve hem ülke puanı açısından hem de Şampiyonlar Ligi'ne giden yol açısından bu maçı kendi lehine iki farklı kazanacağını düşünüyorum. Ama seyirciye büyük iş düşüyor. Sabırsızlık göstermemeler lazım. Geriye de düşebilir takım başlangıçta. Ama ben Trabzonspor'un maçı iki farklı ya da uzatmalar içerisinde kendi lehine dönüştüreceğini düşünüyorum. Trabzonspor'a da sonsuz başarılar diliyorum revanş maçında. Bir soru geldi. Mehmet Şenol'un sorusuyla bitirelim abi. Bir dakikamız var. Salim selamlar. Cevdet Hoca'ya sorar mısın? Adana Demir sporumuzu nasıl buldu? Bu hafta Fenerbahçe ile oynuyoruz. Bence Kadıköy'den puanla döneceğiz. Adana Demir spor bu senelikte en iyi oynayan takım olacak demiş. Mehmet Bey selamlarımızı iletelim. Düşüncelerinizi merak ediyoruz. Son dakikalarımız abi. Çok kısa yorumlarsın. Çok çok kısa. Yani Fenerbahçe iki maçında 9 gol attı. Evet. Adana Demirspor'da lige 2-2 yaparak başladı. Müthiş bir maç olacak. Gollü bir maç olacak. Yani her iki tarafında kazanabileceği bir müsabak olarak gözüküyor. Ligin belki de 3. haftasına en keyif veren bir maç olacak ama beraberlik ihtimalinin çok kuvvetli olduğunu söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum Cevdet abi. Görüşmek üzere. Hoşça kal. İyi yayınlar diliyorum. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Cevdet Ünü vardı. Yayınımızın sonuna geliyoruz. Sizlerden gelen soruları cevaplamaya gayret gösterdik. Bugün çarşamba, çarşamba günleri Radyo Spor'da 13-14 arasında Mert Elan ve Atilla Türker Markaş programıyla sizlerle birlikte oluyorlar. Ben şimdi mikrofonları Mert Elan ve Atilla Türker'e emanet ediyorum. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın. Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi. Radyo Spor. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.